Merhaba arkadaşlar, bilgisayarın bilim mühendisleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine YouTube eğitim serisinin devamını çekeceğiz. Hemen hızlıca videoya geçmek istiyorum. Bugün dördüncü bölümü çekeceğiz. Dördüncü bölümde ise hangi video ne kadar para kazanmış? YouTube'a yeni başlayan içerik üretici arkadaşlarımızın en çok merak ettiği şey YouTube'dan ne kadar para kazanıldığı, hangi video ne kadar para kazanıyor, nasıl daha fazla videoların para kazanmasını sağlarız gibi konuları merak ediyorlar. Haliyle genelde henüz para kazanması açılmamış olan arkadaşlarımız merak ediyor. Bunlara kısaca değinmek istiyorum. Buradan birkaç tane video seçtim. Burada kendi videolarımın arasından istatistiklerini size göstermeye çalışacağım. Genelde büyük kanal sahibi içerik üreticileri kaç para kazandığını göstermek istemiyor. Hatta orta halli içerik üreticileri de istemiyor genelde. Ancak ben bunda bir sakınca görmüyorum. Çünkü zaten küçük içerik üreticileri çok fazla para kazanmıyor. Bunu bazen hobi olarak yapıyorlar. Bazen böyle pasif gelir olarak gelen parayı kullanıyor olabilirler. Onun için genelde büyük içerik üreticiler kazandıkları parayı istatistiklerini çok fazla göstermek istemiyorlar. Genelde istisnalar tabii ki vardır. Hepsi için söylemiyorum, genelleme yapmıyorum. Şöyle bu videolar arasından yakın zamanda çektiğim şurada bir yerde olacak. Aynen, TP-Link'in Bluetooth adaptör inceleme videosu 641 izlenmiş. 5 Temmuz 2022 yılında çekmişiz. 18 tane yorum gelmiş, 4 tane beğeni gelmiş, 4 tane dislike gelmiş. 4 kişi beğenmiş, 4 kişi beğenmemiş. Hemen buradan gördüğünüz gibi bu kanalın para kazanması açık, herkese açık durumda. Kısıtlaması yok. Herhangi bir telif hakkı gelmemiş. Hemen videoma geçiyorum. Toplam 16 saat izlenmiş. Bu 6 dakika 53 saniyelik videom. 641 izlenmiş söylediğim gibi. İzlenmeleri arttığı için de buradaki istatistiklere yansımış. Normalde 110-160 arası izlenme oluyormuş. Bu sürede çoğu videoda. Ancak bu 481 daha fazla izlenmiş normalin üzerinde. Yani normalden bu da 11 saat fazla izlenmiş. Bu süredeki alınan izlenmelerden diye söylemek istiyorum. Buradaki istatistiklerin tamamına değinmeyeceğim. Sadece para kazanmasına değineceğim. Bir sonraki videomuzda buradaki kısımları açıklamaya çalışacağım. Aynı örnekler üzerinden bu aşağıdaki istatistiklere vesaire kitle erişim gibi şeylere de değinmeye çalışacağım. Buradan direkt gelire geliyorum. Zaten bu genel bakış kısmında yayınlandığı andan itibaren 0,20 dolar kazandığı görünüyor videonun. Burada hemen buradaki istatistiklere gelecek olursak 1,46 hemen buradaki yazıyı göstermek istiyorum. Önceki gün dahil edilmemiş işleniyor. Onun için önceki günü dahil etmiyor. Burada tahmini geliriniz 0,19. YouTube Premium'dan da 0,01 gelmiş. Toplam 0,20 yapmış. Dolar hesabı üzerinden. Buradaki yazıyı ben göstereyim. Siz durdurup okuyabilirsiniz. Kısaca reklam verenlerin bizim için YouTube'a verdiği, ödediği para. YouTube'un ise, burayı da durduruyorum, 1000 izlenme için bize verdiği para. Yani YouTube bazı videolarda bir çoğunluğunu, bazı videolarda yarısını, bazı videolarda hatta aldığı paranın daha fazlasını videonun beğenilmesine, tutulmasına göre bize verebiliyor. Burada YouTube 3'te 1'inden fazlasını almış diyebilirim. Pardon, 3'te 2'sinden fazlasını almış diyebilirim. Yani burada 1 doların üzerindeki meblağı kendisi almış. 0,33 doları bize vermiş. Burada 1000 izlenmeye ulaştığında video 0,33 dolar alacak. Henüz ulaşmadığı için 641 diye yanlış hatırlamıyorsam 641 izlenmeye ulaştığı için 0,20 dolar almış. Bu da 3,68 TL'ye denk geliyor şu anki
güncel kurdan. Zaten buradaki istatistiği de görebiliyorsunuz zaten. Ne kadar para kazandığını gün gün yayınlandığı günden itibaren bize grafik olarak göstermiş. İşlem geliri fazla olmadığı için burada göstermiyor. Bir sonraki videolarda ben yine gösteririm. Burada reklam türlerinden bahsediyor. Hangi reklam daha çok kullanılmış bu videoda? Atlanabilir reklamlar daha çok kullanılmış. %80 oranıyla. Bumper reklamlar, yani birden anında çıkan reklamlar %11,9. Atlanamayan video reklamlar, yani videoda mecburen o reklamı izlemeniz gerektiren reklamlardan bahsetmiş %7,5. Görüntülü reklamlar %0,6. Bilinmeyen %0,0. Burada onun haricinde başka istatistiğimiz zaten mevcut değil. Burada örnek veriyorum, son 28 gün dersek bize ne kadar para kazandığını yine gösterir. Son 28 günde bir artış olmuş. Reklam verenlerin bu videoya 0,08 getirmiş. Biz yayınlandığı günden itibaren diyoruz. Gördüğünüz gibi bir önceki istatistiğimiz geldi. Hemen buradan tekrar genel bakışa geliyorum. Buradaki kısımları zaten bir sonraki videomuzda anlatacağımızı söylemiştik. Hemen buradan diğer videoma geçiyorum. Bu videom bir inceleme videosuydu, ürün inceleme videosu. Bu videom ise bir sorun çözüm videosu. Hemen buna gelelim. Burada 0,19 dolar kazanmış, artı 2 abone getirmiş. 29,3 saat izlenmiş, 12,28 saniyelik videomuz yine izlenmelerde artış olduğunu bize gösteriyor. Normalden 895 daha fazla izlenmiş. 1145 kez izlenmiş bu GTA 5 sistem gereksinimleri ile ilgili çektiğimiz video. Tam olarak bir sorun çözümü değil bu, ama videonun altında zaten yaşanan sorunlarla ilgili de çözüm önerileri sunuyoruz. Hemen gelire gelmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi 0,62 daha az reklam verenler, daha az ücret ödemişler bu video için. YouTube'da bize haliyle bunun daha azını vermiş ve 1000 izlenmeye 0,19, 0,16 verdiği için biz 1000 izlenmeyi bir tık geçerek 0,19 kazanmışız. Onun haricinde buradaki zaten istatistiklerin ne anlama geldiğini biraz önce söylemiştik. Ona hiç tekrardan değinmiyorum. Videonun uzamaması için tekrar buraya geçiyorum. Üçüncü videoma geliyorum. Üçüncü videom yine bir ürün inceleme videosu. 3,36 dolar getirmiş. 8 abone getirmiş. 205 saat izlenmiş. Normalden 135,5 saat daha fazla izlenmiş. Aynı zamanda normalden 6,5 daha fazla izleyici kitlesi almış. Yani 8.298 kez izlenmiş. Gayet iyi. Hemen gelir kısmına geliyorum. Burada gördüğünüz gibi reklam verenler bu videoya daha fazla ilgi göstermiş. 4,78 dolar ödemişler. Ama YouTube bayağı bir azını bize veriyor 1000 izlenme için. 1000 izlenmeyi de defalarca kez geçtiğimiz için 3,36'ya tekabül ediyor. Bu da güncel kurdan 61,84 TL'ye 61,84 TL'ye tekabül ediyor. Bunun haricinde burada zaten bize YouTube Premium'dan gelen gelir varsa gösteriyor. Buradaki istatistiklerimizi gösteriyor. Video yayınlandığından beri bu videonun bize getirisi. Hemen buradan diğer videoma geçiyorum. Yine bir sorun çözüm videosu. Laptop'taki Wi-Fi ağlarının yaşadığı sorunlar, bize yaşattığı sorunlar. 1,12 dolar getirmiş, 142 saat izlenmiş. Yine videoların izlenmesinde artış var. Buraları tekrar okumuyorum. Zaten görüyorsunuz videonun uzamaması için 2,7 bin izlenmiş. Hemen gelir kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi 1,14 dolar ödenmiş. 0,42'si bize ödenmiş YouTube tarafından 1000 izleyici için. 1000 izlenme için. O da 2000 küsür, yaklaşık 3000'e yaklaştığı için 20 TL, yani 1,12 dolar bize kazanç sağlamış diyebiliriz. Burada yine YouTube Premium'dan gelen gelir, reklam türleri, istatistiklerimiz yayınlanmış. Hemen tekrar diğer videoma geçiyorum. Bu videomda
Bilgisayardaki tarih ve saat ayarlamayla ilgili çektiğimiz videomuz sanırım kanalın en çok para getiren videolarından bir tanesi. Ancak videomuz birazdan göstereceğim. 5.49 saniye olduğu için normalden daha az para getiriyor bize. 41 bin küsur izlenmiş. Yani 1.1 bin saat, yani 1000 saatin üzerine çıkmış, 1100 saat izlenmiş. Tıkladığımızda görebiliriz. Onun haricinde 76 abone getirmiş kanalımıza, 8.87 dolar da para kazandırmış. Hemen gelire geliyorum. Gördüğünüz gibi 1.25 ödemiş bize reklam verenler. YouTube'da 0.22'sini 1000 izlenme için bize vermiş. Aslında gayet düşük bir oran, ancak videomuz çok fazla izlendiği için bu ücreti kazanmış, 163 TL kazanmış. Burada zaten premium geliri, normal gelir vesaire reklam türlerimiz görünüyor. Şimdi bir sonraki videoma geçeceğim. 12-10 dakikayı aşan, 8 dakika 10 dakikayı aşan videolardaki reklam türlerini size göstermeye çalışacağım. Burada yine kanalın en çok izlenen videolarından galiba ikincisi, yanlış hatırlamıyorsam birincisi bu. 41 bin küsür izlenmiş. Bu da 31 bin küsür, yaklaşık 32 bin izlenmiş. Normalden çok çok fazla izlenmiş. 967 saat izlenmiş. 1000 saate yaklaşmış. 32 bin izlenmeye de gelmiş. 56 da abone kazandırmış. 4.80 bize para kazandırmış. 1 dolar ödemiş reklam verenler. YouTube bize 0.15'ini 1000 izlenme için vermiş. Bu da 480 4.80 dolara tekabül etmiş. Biraz da hızlı anlatmaya çalışıyorum videonun gereksiz uzamaması için. Aslında detaylara da inmek istiyorum ama bazı arkadaşlarımız haliyle sıkılabiliyor. Hemen böyle sonuca inmek istiyor. Hemen daha fazla ne kadar kazanabiliriz? Videonun istatistikleri, işte bunu nasıl artırabiliriz vesaire, bunları merak ediyor. Ancak tabii ki hemen olmuyor bunlar. Onun için işin detaylarını da göstermek istiyorum ki siz de kazanabilin. 88 TL getirmiş gördüğünüz gibi. Buradaki reklam türlerini görebiliyoruz. Ayrıca işte YouTube Premium'dan bize ne kadar gelmiş, bunu da görebiliyoruz. Hemen buradan 10 dakikanın üzerinde bir videomuzu bulduk. Buradan düzenleyici kısmına geliyorum. İki türlü düzenleme sistemi var. 8 dakikanın üzerine çıktığınızda bu sistem açılıyor. Düzenleyiciye tıklıyorsunuz ve buradaki reklam ayarlarını, reklam aralarını düzenleyebiliyorsunuz. Buna tıklıyorum. Buradan bu videonun uzunluğuna göre 5 tane reklam yerleştirilmiş. Bu reklamları istediğiniz yerlere düzenleyebilirsiniz. Mesela birinci reklama tıklıyorum ve yerini istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Yukarıdaki şuradaki kısımdan zaten hangi saniyeye, dakikaya tekabül ettiğini de görebilirsiniz. Aynı zamanda yine ikinci, üçüncüyü vesaire. Diyelim bu video 5 dakika uzunlukta olsaydı belki bir tane reklam koyulacaktı. Bu reklamları siz ayarlıyorsunuz. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. İsterseniz böyle sık, daha sıklıkla da koyabilirsiniz. Ancak bu sefer izleyicileriniz reklamdan video izleyemez hale gelir. Bunun için gerek yok. Zaten YouTube ayrıca reklam sizin koyduğunuz reklamlar haricinde başına ve sonuna da reklam koyabiliyor. Bunu da burada göstereceğim. 8 dakikanın üzerine çıktığınızda bu reklam koyma bölümü size açılıyor. Eğer ki 10 dakikanın altında kalırsanız buradaki para kazanma bölümündeki değişiklikleri sil diyelim. Burayı değiştirmeye gerek yok. Eğer ki 8 dakikaya geçtiniz ama 10 dakikaya geçemediniz, buradaki para kazanmayı açabiliyorsunuz. Buradaki reklamların çeşidini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ancak bu videodan önce gösterilen reklamın seçeneğini kaldıramıyorsunuz. Yani bu YouTube bunu kendisi videodan önce reklam gösterip göstermeme yetkisini kendi elinde tutmuş oluyor. Eğer 10 dakikayı geçerseniz bunu isterseniz kaldırabilirsiniz. İzleyicilerinizin rahatsız olacağını düşünerek ben bazı videolardan bunu kaldırdım. Daha reklam başlamadan, video başlamadan reklam görmemeleri için kaldırdım. Bunun içinde 8 dakika ve 10 dakika sınırlaması var. Burada 6 dakika, gördüğünüz gibi düzenleyici diyorum.
Burada reklam şuradan hemen tekrar geleyim düzenleyicime. Gördüğünüz gibi reklam araları burada mevcutken burada böyle bir kısım bulunmuyor. Çünkü 8 dakikanın altındayım. Burada başka 8 dakikanın üzerinde o videom var mı? Var. Gördüğünüz gibi 8 dakikaya denk gelmiş bu video. Belki de çoğu videoda aslında dikkat etmiyorum. Ama bazı videolarda mesela 3-5 saniye eğer eksik kalmışsa 8 dakikanın veya 10 dakikanın altında onu tamamlamaya çalışıyorum. İşte bilgi fotoğrafları koyabilirsiniz. Bilgilendirme yapabilirsiniz veya videonun başına ve sonuna bir kısım ekleme yapabilirsiniz. Düzenleyiciye tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi reklam araları zaten var. Burada 8 dakikalık bir videomuz olduğu için 3 tane reklam eklemişim. Hemen para kazanma kısmına geliyorum. Para kazanma kısmında gördüğünüz gibi bunu bana işaretini kaldırtmıyor YouTube. İlla ki videodan önce reklam gösterme özelliği veya yetkisi bana ait diye söylüyor. İsterse videodan önce size reklam gösterebiliyor. Videonun sırasında, video ortasında gösteren reklamları buradan kaldırabilirsiniz. Bu yetki size ait. Videodan sonra gösterilen reklamlar yine aynı şekilde başında gösterilen reklamlar gibi bu yetki size verilmemiş. Çünkü 10 dakika sınırını aşmamışız. Hemen burada diğer videom nerede? Hemen para kazanmaya geliyorum. Gördüğünüz gibi videodan sonra gösterilen reklamlar, videodan önce gösterilen reklamlar. Bunun yetkisi tamamen bana ait. İstediğim gibi kaldırıp tekrardan ekleyebilirim. Çünkü 10 dakikanın üzerine çıkmışım. Hemen tekrardan. Pardon. Hangi videomuzdu? Neyse. LG videomuzdu. Hemen tekrar ona gelelim. İstatistiklerine. 3.36 zaten kazanmıştı. Hepsinin tekrardan ayrıntılar analitik kısmına gelmek istiyorum. Aynı şekilde bunu da zaten göstermiştik. Kanalın en çok izlenen muhtemelen ikinci videosu diye söylemiştim. Gördüğünüz gibi bazıları ürün incelemesi, bazıları sorun çözümleri, burada olduğu gibi Wi-Fi videosunda olduğu gibi veya bilgisayardaki tarih saat ayarlama bu sorun çözümü değil ancak bir nevi eğitici video diyebiliriz. Bunun için YouTube eğitim serisindeki gibi benzer bir video. Çünkü bizim kanalımıza göre, abone sayımıza göre, izlenme sayılarımıza göre gayet fazla izlenmiş bir video. Sevilmiş. Demek ki böyle bir videonun eksikliği hissedilmiş. Benim kanalı açtığım ilk zamanlarda çektiğim videolardan bir tanesi. O zamandan bu zamana da gayet iyi izlenmiş. Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzu hemen bunun arkasına muhtemelen çekerim. Buradaki istatistikleri sizlere göstermeye çalışacağım. Etkileşim, erişim vesaire bunların hepsini sizlere göstermeye çalışacağım. O videoyu da eğer ki ihtiyacınız varsa izlerseniz sevinirim. Çünkü yüksek takipçiliği, yüksek aboneliği, yüksek üyelere sahip kanallar bu tarz videoları fazla çekmiyor. Yeni içerik üretmeye başlayan arkadaşlar, ben de dahil, burada bazı şeyleri merak ediyoruz aslında. Ben aslında çok da yeni değilim. 2 seneyi geçti galiba video çekmeye başlayalı. Hatta şöyle bakalım. Tam 2 sene de olmuş olabilir. Tam hatırlamıyorum. Çünkü Kasım'da mı başladım? Tam hatırlamıyorum. Temmuz'da başlamışım ve geçmişim. 2020'nin 14 Temmuz'unda başlamışım. Ve 2 seneyi doldurmuş kanal. Daha öncelerinde aslında video çekmiştim. Hatta 2007'lerde, 2008'lerde, 2010'larda da video çekmiştim. O kanalların çok fazla üzerine düşmediğim için devam etmemiştim. Hatta o zaman 1000 abone ve 4000 saat kuralı henüz gelmemişti. Her neyse, söylediğim gibi küçük takipçili kanalların daha çok merak ettiği
bu videoların para kazanma kısmına değinmek istedim. Bu şekilde bir video çekmek istedim. Bugünlük de bu kadardı. Eğer ki size faydalı olduysa ve bize destek olmak isterseniz beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Yine bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.